Sayın Arganlılar, Sayın Arganın aydın halkı, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ayrıca İstanbul'daki Yazıbaşı Narmıken Köyü Derneği'nin Başkanı Latif Adıgüzel ve yönetim kurulu üyelerinin selamlarını getirdim. Size iyi eğlenceler diliyorum. Hepinize sağlıklı bir ömür diliyorum. Hiç kimseye evlat acısını vermesin. Çeşit çeşit ölümler var. 1938 yılında köyümüzde ölen bir çocuğun hikayesiyle şiirini okuyacağım. Sene 1938. Zeberinin 15'iydi. Karakış bütün şiddetiyle devam ediyordu. 300 hane 2000 nüfuslu Yazıbaşı Narmıken köyü kar altında sessizce uyuyordu. Sabahın alacakaranlığında köpek ünamalarında başka ne bir ses ne bir seda vardı. Evimizin yakınındaki Ali dayının evine kadınların biri giriyor biri çıkıyordu. Anam bana hadi oğlum biz de gidelim. Ali dayının kızı Selma çok hastaymıştı. Karın kalınlığı boynumu aşıyordu. Anam eline kar küreğini aldı. Önümüzdeki karı küreye küreye Ali dayının evine zor varabildi. İçeri girdiğimizde kadınlar iki sıra halinde Selma'nın yatağı etrafında sessizce oturuyorlardı. Biraz ötede Ali dayı bir komşuyla ocakta yanan tezek ateşinde hem ısınıyor hem dertleşiyorlar. O ara kadınlarda yaşlıca biri, komşular dedi, Selmacık çok hasta. Selma'nın Malatya'ya doktora gitmesi lazım. Aman nasıl? Bir haftadan beri kar yağıyor, Malatya Arapkir yolu kapandı, iz yok, çıdır yok. Biraz düşündü. Dedi ki götürse götürse Katırcı Musa götürür. Katırcı Musa 3 katırıyla yaz, kış Malatya'dan ilçelere ve köylere yük ve insan taşıyordu. Çünkü o dönemlerde bugünkü gibi ne araç, ne gereç, ne tel, ne telefon vardı. Ve kar da yoğundu. O zaman Ali dayı çoktan Musa'yı getirmişti. Musa'yı içeri girer girmez kadınların hepsi ayağa kalktı. Musa Selma'nın başucuna oturdu, saçlarını okşadı. Geçmiş olsun, iyi olur inşallah dedi. Sonra kadınlara döndü, dedi ki komşular kar çok yağdı, yollar kapalı ama bir gece yarısından sonra kar dindi. Eğer yarın sabaha kadar yağmazsa ben Selma'yı alır doktora götürürüm dedi. O zaman götürün dedi. Dışarı çıkarken koluyla anamın omuzuna değdi. Anam kapıya kadar beraber yürüdü. Kapıda durdu. Kimsenin duyamayacağı bir sesle Sultan Bacı dedi. Çocuk çok hasta. Ezrail'le pençeleşiyor. Şimdi yol açık da olsa götürsem yarı yolda ölür dedi ve çıktı. Anam içeri tekrar girerken Selma'nın anası karşıladı. Sultan dedi, doğru söyle, Musa kardeş sana ne dedi? Anam gür bir sesle ne diyecek? Dedi ki, hiç merak etmesinler, ben onu yarın hastaneye götürürüm. Sevinçle gitti, kızının başucuna oturdu. Kızım Selma dedi, bak duydun değil mi? Musa amcan yarın seni doktora götürecek, doktor amca ilaç verecek, iyi olup evinize döneceksin. Ama sen şimdi söyle, hiç mi canın bir şey istemiyor? Selma kan ter içinde falan gözlerini araladı. Ana elma olsa yerim dedi. Tekrar gözlerini kapadı. Anası ayağa kalktı komşular. Kulunuz kurbanız olayım. Allah 7 yıl sonra bunu bize derdi. Ne olur evinize bakın bir elma bulun dedi. Kadınlar birbirinin yüzüne baktı. Kimse de ses çıkmadı. Çünkü hiç kimsenin evinde elma yoktu. O yaşlı kadın tekrar dedi, ya kızım Fatma dedi, biz yaz günü
elma yüzü görmedi ki kışın ortasında evlerimizde elma bulunsun. O zaman kızının başucuna oturdu, iki gözü iki çeşme haykırı, sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Gözlerinde dökülen yaşlar Selma'nın ateş gibi yanan yüzüne dökülüyordu. Selma bir daha gözünü kaldırdı. Bu defa uzun uzun baktı. Ana dedi, gayri istemem elma dedi. Anası Selma'nın ölümünden sonra Kürtçe bir ağız söyledi. Yıllarca köylünün ağzındaydı bağlı. Ben de o zaman çocuktum, benim beynime kazınmıştı. Daha sonra o Kürtçe söyleyen ağzı ben şiirleştirdim. İşte o şiir. Hastaydı. Ölümüne yatmıştı. Kirli yorganı bir yana atmıştı. Baştan ayağa da tere batmıştı. Ateş içinde yanıyordu Selma. Gözleri kapalı istedi elma. Ne dükkan vardı köyde, ne cepte para. Bir elma istiyordu bahtı kara. Onun için ciğerim oldu yara. Evin tek kızıydı küçük Selma. Sağlığında istememişti elma. Zalim hastalık Selma'yı ezmişti. Karla, kışla, yalın ayak kesmişti. Küçüktü ama yokluğu sezmişti. Onun için istemezdi Selma. Anam nerede getirsin derdi elma. Açtı gözlerini, yüzüme baktı. Sanki bir ateş ciğerimi yaktı. Birden gözyaşlarım boşanıp aktı. Anladı halimi talihsiz Selma. Ana dedi, gayri istemem elma. Artık kalmamıştı gözlerinde fer. Buram buram olmuştu alnındaki ter. Uzattı ellerini, dedi ki de, gayrı sahipliyordu küçük Selma. Melekler veriyordu ona elma. Şimdi müsaadenizle bir tepkiyi daha okumak istiyorum. Bu şiir de topraksız insanların şiiri. Benim de burada bir payım var. Köylüyüm dostlar, 70'i geçti yaşım. Alnımın teridir, ekmeğim aşım. Ağaya beye hep eğilir başım. Günahım nedir? Ben de vatandaşım. Yıllardır ağ toprağı ekerim. Buram buram alın teri dökerim. Harmandan harmana boyun bükerim. Günahım nedir? Ben de vatandaşım. Ne sinemam var benim, ne de sazım. Çalışmakla geçti baharım yazım. Her şeyden mahrumdur gelinim kızım. Günahım nedir? Ben de vatandaşım. Hep çalıştım, içkiye kumara verip yemedim. Doktorsuz, ilaçsız öldü Mehmet'im. Günahım nedir? Ben de vatandaşım. Çalışa çalışa kalmadı gücüm. Ne anam gün gördü, ne de bacım. Sadakaya değil, işe muhtacım. Bana da bir iş, ben de vatandaşım. Çekildi, kalmadı gözlerimdeki per. Buram buram oldu, alnımdaki ter. Aka aka bitti alnımdaki ter. Bu toprak için ben de oldum asker. Bir karış da bana, ben de vatandaşım. Mehmet Güler'im, yoruldum boşa. Aldılar oyumu, geldiler başa. Bir dilim ekmeğe, bir kaşık aşa. Muhtaç oldum, böyle bir vatandaşım. Efendim, bu sosyolojik bir saptama. Sadece edebi sözler değil, ta uzak diyarlardan gelip Anadolu'nun kaderini yazan nasırlı ellerin, çocuğunu doğuramadan kızaklarda ölen kadınların, emeğini harcadığı halde yok sayılan insanların sosyolojisi Mehmet Babam'ın dediği. Edebiyat değil, emeklerin boşa gitmedi Mehmet Baba. Ellerinden öpüyorum senin, yüzlerce
kez, yüzlerce kez ne olur çok güçlü alkışlar. Sevgili